Rab Musa'ya şöyle dedi: İsrail halkına her oymak önder için bir tane olmak üzere 12 değnek getirmesini söyle. Her önderin adını kendi asasının üzerine yaz. Levi oymağının asası üzerine Harun adını yazacaksın. Levi oymağı. Harun adını yazacaksın. Her oymak önderi için bir asa olacak. Asaları buluşma çadırına sizinle buluştuğum levha sandığının üzerine koy. Yani önüne koy. Seçeceğim kişinin asası filiz verecek diyor. İsrail halkının sizden sürekli yakınmasına son vereceğim. Musa İsrail halkıyla konuştu. Halkın önderleri her oymak önderi için bir tane olmak üzere 12 asa getirdiler. Harun'un asası da aralarındaydı. Musa asaları levha sandığının bulunduğu çadıra Rabbin önüne koydu. Ertesi gün Musa levha sandığının bulunduğu çadıra girdi. Baktı, Levi oymanı temsil eden Harun'un asası filiz vermiş. Asa açmış. Filiz vermiş. Ya öbürleri kuru. Ama o açıyor yani o. Bir mucize tabi. Musa bütün asaları Rabbin önünden çıkarıp İsrail halkına gösterdi. Halk asalara baktı. Her biri kendi asasını aldı. Rab Musa'ya baş kaldıranlara bir uyarı olsun diye Harun'un asasını saklamak üzere levha sandığın önüne koy dedi. İşte şimdi bu asa bulunacak. Kutsal sandığın içinde. O filiz veren asa. İşte o filiz Mehdi'nin lakabı. Şeyden bir kök ve filiz çıkaracağım diyor. Ve bu her yere hakim olacak diyor. Bütün dünyaya hakim olacak diyor bu filiz. Yani ağacın açmış filizi olarak ve gittikçe kök salan, gelişen filizi olarak, kayalıklara kök salan filiz olarak vurgulanıyor Mehdi için. Çölde sayım 17'ye 1.